Bu hafta sizlere dünyanın en güzel sahil şeridi Miami'den sesleniyorum. Miami'de insanlar gerçekten hayatın tadını biliyorlar. Evet sevgili seyirciler, bu hafta Amerika'nın başkenti Miami'deyiz. Size biraz Miami halkından bahsetmek istiyorum. Miami halkının genel geçim kaynağı güneş yağı ve bikini ticareti. Kurucuları ünlü kaşif Will Smith'e çok benzeyen bir siyahi Amerikalıya ismini vermiş ve onu bir Hollywood starı yapmışlar. Evet sevgili seyirciler, Miami gerçekten çok enteresan bir şehir. Çünkü burada kaçak mülteci taşıyan teknelerde ülkeye kaçak giriş yapıldığında kutlama yapılıyor. Evet sevgili seyirciler, Miami Belediye Başkanı çok enteresan bir insan. Çocukken çektiği koltuk sıkıntısını şimdi şehrin her tarafına böyle küçük küçük koltuklar koyarak gidermiş. Kameraman arkadaşım da bir alsın, ben de alıyorum. Miami'nin havası insanın neşeli olmasına yetiyor adeta. Baksanıza, bankların üstünde hop hop hopluyorum. Miami'de sahil şeridi ve yollar gerçekten göz alıcı. Baksanıza, trafik nasıl da sorunsuz işliyor. Evet sevgili seyirciler, Miami halkında bir inanış var. Yola önce kim kuvvetli girerse o galip geliyor, gerisi geri vitese takıyor. Adeta mağlup olmuş bir gözlüklü kadın. Miami'ye kadar gelmişken bizdeki kalenin taklidini görmeden dönmek olmazdı. Hey! Evet sevgili seyirciler, şu an Miami'de önünde durduğum kale gerçekten bir Amerikalı taklit yapı ustasının ürettiği bir Rumeli Hisarı Kalesi ve halkın yoğun ilgisini görüyor. Yukarı doğru. Ama kameraman arkadaşım, sen çek ki ben seni hanımına şikayet etmeyeyim. Gözüm hep bikinili kızlarda. Şaka bu arada. Tabii ki şaka. Aynı odada kal. Evet. Şu an bu surların önündeyiz. Ve enteresan olan, bizdekinin aynı sayıda ağaç çek... erik ağacı. Kameraman bana erik koparır mısın? Kopar. Hadi. Canım çekti. Hadi. Çok sevimli, sempatik, aynı zamanda maceracı bir kişiliğim olduğu için her deliğe kafamı sokmadan durmamı beklemezdiniz sanırım. Aa! Sevgili seyirciler, şu an galiba Al Capone'un ve O.J. Simpson'ın hapishaneden kaçtığı tüneli buldum. Allah koru. Ya Rabbi, düşmanımın başına verme. Gerçekten Allah hepimizi hapishanelerden korusun. Hapishanedeki kardeşlerimize de
Bir çabuk oradan çıkmayı nasip etsin. Bu haftalık sizlere Miami'den hoşça kal derken, önümüzdeki hafta dünyanın bir başka merkezinde buluşmak dileğiyle diyor ve sizleri kocaman öpüyorum.